Dronların 2, 3, 6 hatta 12 pervanesi bile olabilir. Ama günümüzde en yaygın kullanılanlar 4 pervaneliler. Bu tarz dronlarda pervanelerin ikisi sağa, ikisi de sola dönecek şekilde tasarlanmıştır. Basit bir fizik kuralından dolayı. Motorlar tek bir yöne döndüğünde aracın kendisini de o tarafa döndürmeye başlar. Helikopterlerin kuyruklarında küçük ikinci bir pervane daha bulunmasının nedeni de budur. Sürekli kendi etrafında dönmelerini engeller. Sola dönen motorların gücü biraz azaltılıp sağa dönen motorların gücü biraz arttığında drone'un yüksekliği değişmez. Ama drone yavaşça sola doğru döner. Drone'u sağa çekmek istediğinizde sağdaki iki pervane yavaşlar ve drone sağa doğru yatar. Yani hangi yöne doğru bir hareket yapıyorsanız o taraftaki pervanelerin dönüş hızı azalır. Tabii her şey bu kadar basit değil. Herhangi bir hareket yapılmadığında dahi pervanelerin dönüş hızları sürekli kontrol altında olmalı. Açık alanlarda da kapalı alanlarda da gözle göremeyeceğiniz türbülanslar ve rüzgarlar oluşabilir. Eyvah, drone!